Sara inancı için mücadele ediyor. Dağıttığı her broşür protesto içeriyor. Yıllar önce Danimarka'da burka takanların sözcülüğünü üstlenmiş. Gelecekte artık ülkede bu şekilde dolaşamayacak. Sara için bu kişisel haklarına bir müdahale. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım. İnsanların başka birini rahatsız etmediği sürece istediğini giyip istediği şeye inanabileceği özgür bir toplumda yaşadığımızı düşünüyordum. Saldırı altındaymışım. Artık kendim olamazmışım gibi hissediyorum. Sara Türk bir ailenin kızı. Danimarka'da doğup büyümüş. Dini bütün bir Müslüman olduğunu söylüyor ve burkasıyla kamuya açık alanlarda dolaşabilmek istiyor. Yasak Sara'yı burka giyenleri savunan bir aktivist yapmış. O ve aynı görüşü savunanlar, göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Nörebro semtinde gösteri için destekçi topluyor ve destek de görüyorlar. Bence bu insan hakları ihlali ve hiç kimse bir başkasının ne giyebileceğine dair karar vermemeli diye düşünüyorum. Erkekler bir kez daha kadınlara ne giyebileceklerini söylüyor. Bu saçma ve kimseye bir faydası olmayacak. Bana göre onları daha da fazla toplumun dışına itiyoruz. Kültürel farklılıklar olduğunu kabul etmeliyiz. Meclisten randevu alıp burka yasağına ön ayak olan kişiyle görüşmek istiyor. Liberal Muhafazakar İktidar Partisi Venstre'den Mats Fuglede yüzü kapatan giysilerin yasaklanması gerektiğine inanıyor. Ülkede nikap ya da burka taşıyan 200 kadın bile bulunmamasına rağmen ve hararetli bir tartışma başlıyor. Siz İslam'a karşı duyarsızsınız. Siz şeriat hukukunu bu toplumun hukuk sisteminin üstünde tutuyorsunuz. Şu anda bunu gösteriyorsunuz. İşte bu nedenle temsil ettiğiniz değerlere karşı yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Üzücü ama gerçek bu. Hayır, biz Danimarka'da yaşıyoruz ve burada inanç özgürlüğü var. Görüşme bu sert tartışmayla sona eriyor. Peçe inanç özgürlüğünün simgesi mi ya da kadının bastırılmasının sembolü mü? Her ikisi de birbirini totaliter olmakla suçluyor. Peçe, burka ya da bu tarz örtüler kadını kontrol etmek ve kadınları etkisiz kılmak amacıyla kullanılan araçlar. Ve biz bununla mücadele etmek istiyoruz. Bu yasa İslamofobi içeriyor. Müslümanların yaşamını zorlaştırma amacı taşıyor. Tamamen ırkçı bir düzenleme. Ve bence Mats bunu kanıtladı. Aslında peçe yasağına yönelik yasal düzenleme göçmenleri topluma daha iyi entegre etme amacıyla hazırlandı. Bazı eleştirmenlerse bunun toplumu bölmesinden endişe ediyor. Çünkü şu ana dek bu tür giysiler Danimarka sokaklarında pek görülmüyordu. Hatta İmam Ali Camii'nde de konu cuma namazı için toplanan erkeklerin de gündeminde. Ve onlara göre de bu yasak doğru. Yüzün kapatılmasına karşıyım. Saç ve diğer bölgeler tamam. Ama yüzün kapanmasına karşıyım. Tamamen karşıyım. Bizler Batı toplumunda yaşayan Müslümanlarız. İslam'ın izin verdiği ölçüde mümkün olduğunca uyum sağlamalıyız. Demokratik bir topluma dahil olmak istiyorsanız burkayla pek çok sorununuz olabilir. Eğer izole yaşamak istiyorsanız o halde buyurun. Bu cami cemaati liberal olmasıyla tanınıyor ve çoğu üyesi peçeye karşı çıkıyor. Hatta caminin imamı da peçe takmanın dini bir yükümlülük olmadığını vurguluyor. İslam yüzün kapatılmasını zorunlu kılmıyor. Ama bir kadın bunu tercih ediyorsa yapabilir. Kadınlar saç ve vücutlarını kapatan münasip giysiler giymeli. Sara'ya göre peçe dini tevazu ve kişinin isteğiyle takılabilir. Hükümetin kadınların baskı ve izolasyondan korunması argümanına ise katılmıyor. Hatta ona göre peçe takanların bir kısmı aileleriyle anlaşmazlığa düşmeyi bile göze alıyor.
Biz peçe takmaya zorlanmıyoruz. Danimarka'da peçe takan kadınların çoğuna aslında aileleri sırf dini inançlarını bu şekilde yaşamak istediği için karşı çıkıyor. Yani söylenenin tam aksi oluyor. Sara, Danimarka'da geleceğinin zor olduğunu biliyor. Eğer inandığı dini kurallara bağlı yaşamaya devam ederse eve hapsolacak. Kendisinin inandığı dini değerler doğrultusunda bir yaşam sürme hayali yakında peçe ve perdelerin ardında son bulabilir.